Word eğitim serisi videolarına hoş geldiniz. Bugün paragraf ayarlarını yapacağız. Paragraf ayarlarını yapmak için değişiklik yapmak istediğimiz paragrafı seçiyoruz. Seçtikten sonra giriş sekmesinin altında paragraf bölümünü buluyoruz ve sağ altta bulunan ikona tıklıyoruz. Burada bize girinti ve aralık ayarları karşıladı. Öncelikle girinti ayarlarının ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Eğer solda bir girinti değeri seçerseniz bunu artıralım. Artırdığımızda soldan sayfanın içine doğru bir girinti yapıyor. Sağdan yaparsak bu sefer sağ taraftan bir girinti yapmaya başlıyor. Bunları artı değer yaptığımız gibi eksi değerlere de çekebiliyoruz. Eksi değerlere çektiğimiz zaman girinti yerine artık kılavuz çizgisinin soluna doğru kaymaya başlıyor. İstiyorsanız önce eksi olarak bunu kaydedelim. Sağ aralığı da 0 olarak bırakalım ve kaydedelim. Kaydettiğimiz zaman sola doğru kaymaya başladı. Biz bunu eksi ifadeden artı ifadeye çevirdiğimiz zaman sol tarafa doğru bir girinti olduğunu göreceksiniz. Bu şekilde oluyor. Aynı şekilde sağ taraftaki ayar da geçerli. Özel diye bir alan bırakılmış. Burada iki seçenek karşılıyor bize. Birincisi ilk satır, ikincisi asıl olmak üzere. İlk satırı seçtiğimiz zaman bu sefer paragrafın ilk satırını girintili yapıyor. Asılı dediğimiz zaman ilk satır girintili olmuyor. Geriye kalan diğer satırlar girintili oluyor. Aralığa baktığımız zaman da aralık ayarlarında da satır aralığını ayarlıyoruz. Tek satır aralığı bunu 1,5 satıra çıkartabiliyoruz. Bu şekilde kaydedelim. Satır aralığı 60 oldu gördüğünüz gibi. Bunu çift satır aralığına bırakabiliyoruz. Bu sefer çift satır aralığı olmuş oluyor. Satır aralığını tekrardan tek yapalım. Diğer paragraf için bir değişiklik yapalım. Diğer paragrafta ilk satırım girintili olsun ve sağdan da 1 santim olacak şekilde ayarlamamızı yapalım. Yaptığımız zaman ilk satırımız girintili olmuş oldu ve sağdan da 1 santim olmak üzere kılavuz çizgisinden boşluk bıraktı. Paragraf ayarları ile ilgili anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.